Tavşan suyumuzu gasp ettirmeyeceğiz. Son günlerde Bartın halkının onlarca yıldır kullanmakta olduğu kavşak suyunun içilemez durumda, hatta zehirli olduğu yönünde iddialarla yüz yüze kaldık. Bu iddiaların kaynağının Amasra'da termik santral kurmak isteyen Hattat Holding olduğunu çok iyi biliyoruz. Termikçi Hattat şirketi, Bartın halkı için çok büyük bir öneme sahip olan kavşak suyu ve kavşak suyu havzasını ele geçirmek için bilimsel ilvana sahip olan kişilere kavşak suyunun içilemez olduğuna ilişkin raporlar hazırlatmıştır. Bu raporda bir, kavşak suyumuzun herhangi bir arıtım veya kontrol uygulanmaksızın halka sunulduğu, kavşak suyunun halka ulaştırılmasına temel su güvenliği ilkelerine uyulmadığı, kavşak suyunun tüketim amaçlı sular standartlarına uygun olmadığı, kavşak suyunun sadece %3 oranında kullanılan önemsiz bir su kaynağı olduğu gibi gerekçeyle yakından ilişkisi olmayan ibareler yer almaktadır. Hattat şirketinin termik santralde kullanmak için çok büyük miktarda tatlı suya ihtiyacı var. Bu miktarda su yörede ancak kavşak suyundan karşılanabilecek durumda. Ancak termik santral küllerini depolamak için ÇED raporunda gösterilen yerin teknik olarak uygun olmadığını hepimiz biliyoruz. Şirket ileride kavşak suyu havzasını kül ve alçı taşı deposu olarak kullanmak istiyor. Bunun benzer örnekleri Zonguldak Çatalazı'nda var. Termikçi şirketin hazırlattığı bu sahte rapor, HEMA Termik Santrali ÇED raporunun reddedilmesi için Zonguldak İdare Mahkemesi'nde 2019 davacıyla açtığımız iptal davası için hazırlanan bilirkişi raporuna da aynen girmiştir. Termikçi şirket bununla da yetinmemiş, bazı akademisyenleri kullanarak kavşak suyumuzun arsenik içerdiği ve zehirli olduğu medyada da yaymaya çalışmıştır. Örneğin Profesör Doktor Orhan Kural, HEMA Termik Santral için görüşünü soran CNN Türk Yeşil Doğa programcısı Güven İslamoğlu'na kavşak suyumuzun arsenikli olduğunu iddia etmiştir. Yapımcı Güven İslamoğlu bu konuda Bartın Belediyesi'nin görüşlerine başvurmuş, kendisine yapılan belgelere dayanarak açıklamalar üzerine Profesör Orhan Kural'ın iftiralarına programında yer vermemiştir. Kavşak suyu hakkındaki bu iftiralar doğru değildir. Kavşak suyu çok temiz ve içilebilir bir sudur. Kavşak suyu kamu yararı ve hizmet önceliklerine göre içme suyu olarak kullanıma tahsisli sudur. Şirketin hazırlattığı raporda kavşak suyunun Bartın Belediyesi'nin yıllık su tüketimi içerisinde sadece %3'lük küçük bir kısmı oluşturduğu ve sanki önemli olmayan bir su kaynağı olduğu izlenimi oluşturulmaktadır. Halbuki kavşak suyu miktar olarak %3 olmakla birlikte Bartın şehir merkezinin yaklaşık %95'inin içme suyu ihtiyacını karşılamakta ve civar köylerin pek çoğunda da içme, çay, yemek suyu olarak çok büyük oranda kullanılmaktadır. Kavşak suyumuza göz diken Hattat'ın bu yalanlarıyla ancak termik santral projesini iptal ettirerek baş edebiliriz. Bunun için önümüzde büyük bir fırsat var. Bildiğiniz gibi Bartın Amasra olarak HEMA Termik Santrali ÇED olumlu kararının iptal edilmesi için 2019 kişiye ulaşan rekor sayıda davacıyla iptal davası açmıştık. Bu davanın duruşması 16 Nisan Pazartesi günü saat 10'da Zonguldak İdare Mahkemesi'ne görüşülecek. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapılacak bu dava duruşmasında bulunacağız. Üyelerimizden ve halkımızdan bu duruşmaya katılmalarını ve Bartın halkının sesini Zonguldak Adliyesi önünde ve duruşma salonunda duyurmalarını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Örgüt ile de temas kurduk. Onlar da bizim davamıza destek olmak için duruşmaya gelecekler. Sevgili hemşirelerimizden en büyük beklentimiz termik santrale karşı 10 yılı aşan bir süredir sürdürdüğümüz termiksiz yaşam mücadelesine duruşma günde yanımızda olmalarıdır. Çok teşekkür ederim.